Bu pozisyonda penaltıdan önce bir faul verebilir dedi hoca. Ama onu vermiyorsa yapılan hareket adamı penaltı. Adamı zaten yamultuyor, adamı çekiyor üzerine. Peki o zaman penaltı yanlış karar. Adamı yanlış karar. Tamam. Devam. Var nerede abi? Var nerede? İşte var buna karışacak, karışırsa. Var nerede? Anlatacağım, anlatacağım. Devam. Tamam. Penaltının babası. Ha bu, bu da İkinci bir şey. hareket Devam geç bunu ya. Penaltıdan evvel foul var, penaltı var. Penaltı penaltının babası ama penaltıdan önce foul var diyor hoca. Tamam arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar biraz seriye gitmeliyiz ki yoksa görüntümüz yoksa. olmadığı için insanlar korkmasın. şimanski ajan mücadelesi. Burada bir ihlal var mı? Burada Şimanski'nin yaptığı harekete faul çaldı Hakem. Evet doğru. Doğru dedi Geç. hoca. Devam. Ee, İsmail Yüksek Bakasetas mücadelesinde İsmail Yüksek'in gördüğü sarı kart doğru mu? Doğru Doğru İlk sarı kart İsmail Yüksek'in gördüğü doğru Devam ediyoruz İsmail Yüksek'in ikinci sarısı Hemen orta yuvarlağın sol tarafı orta çizginin bir metre önü Doğru mudur? Doğru. Doğrudur. İkinci sarı kart da doğru. Dolayısıyla kırmızı kart kararı doğru. İsmail burada... E, kendine kızıyor var? galiba. Ne gereği var abi? Bilmiyorum ya. yani. Abi. Senin sarı kartın var. Ne gereği var abi? Devam. Devam. İkinci sarı kart da doğru efendim. Burada... Burada ne var? 85. Var mı burada Enis Destan Tadiç mücadelesi bir ihlal? Dakika 85. Ne var burada? Şu Enis Destan'la Tadiç arasında ikili 94 numara bak orada bir İhlal var mı? Geç. Geç dedi hoca. Böyle penaltı olmaz dedi. Devam. Karşılaşmanın 85. dakikası. İkinci penaltı. Crespo Mehmetcan. Net penaltı. Net penaltı. Bu Mehmet Can da yalnız ucuz atlatmış yani he, bugünü. Trabzon'a giderken onu uçaktan indirirlerdi vallahi İstanbul'dan. Evet, ikinci penaltı kararı doğru, net penaltı dedi hoca. Devam ediyoruz. Ha bu şey. Penaltı vuruşunun tekrarı. Penaltı tekrarı doğru karar. Doğru karar. Ben altı vurulmadan böyle içeri giriyor, müdahale ediyor topa. Trabzonlu oyuncu. Bunu geçen sene de burada uygulamalı olarak gösterdik bazı pozisyonlarda. Sen savunma takımı ilk müdahaleyi yapar, ceza sahasına da ihlal ederek girersen. Evet. E, o zaman mesela yapmasa o müdahaleyi. Evet. E, bu tekrar olmayacaktı. Bu yüzden e, tekrar ediliyor. Mendi devam. Ee, ihlal etti ve önceden girdiği için. ikinci penaltı orada zaten bir şey yok orada. Bir sıkıntı yoktu değil mi? Yok. O pozisyonu. Ha. Doksan artı üçte. Üç iki maç. Cepheden o sarısı var değil mi burada? Var. Var hocam o sarısı. O sarısı var. Burada sarı yok. Burada i̇şte sarı o senin yok. söylediğim pozisyon Bunun bu değil mi? Bundan evvel sarı var. O burada sarı yok. Düşündü veremedi. Yüreği yetmedi. Evet. Kırmızı. Tabii. ikinci sarı. Yüreği yetmedi. Hakemi aldı. Ya burada bir temas temas falan arasan net. hani böyle. Net sarı. Bu direkt hakemi aldatmaya yönelik Tabii. hareket değil mi? Sana yedirirse ne olacak? Bak yüreği yetmedi. Yok. Bu hakemi aldatmaya yönelik bir hareket olmalıydı. O Osay Samai'de sarı kart görmeliydi diyor evet. Erman Hoca. Var mı başka? Son bir pozisyon. 5. dakika. He. Evet, gol pozisyonu bu. Burada golden önce faul uyarısı geldi ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı iptal edildi. Bir dakika çıkış anına bakalım bir. O'Say yok yok, yok, yok yok değil mi hocam? Burada O'Say Samoa e kendi takım arkadaşına bıraksa hiç bunların hiç birisi yaşanmayacak. Geriden çıkmış Enis Teslaan. yakın planı gelecek şimdi. Ceza sahası içinde. O sayı Samuel Enis mücadelesi orada. Galiba Mert Müldür de var. Mert Müldür değil o. Yak Mert mi? Mert. Fenerbahçe'li oyuncu 50 koyuyor ama topu kurtaramıyor. Bir gelsin olsun. arkadaşlar ceza sahası içindeki pozisyon gelsin. Bunun yani, alakası yok. Offside'dan dışarıdakileri bize göstermeyin. Çabuk geçin. Yok mu yakın planı? E gelsin ama. Evet. Evet. Peki. Önünde bir, değil mi? Bir tane daha görüntü var. Orada for gözüküyor. Gözüküyor da niye hakem kendisi vermiyor o zaman? Vermiyor işte. Hocam, Hakemin bak o kadar gitmiş her şey. Hocam, niye gittiğini size anlatacağım ya. Evet, şuradan hocam bakalım. Yani hakem var ya, burada hı. pozisyon faul mü? Faul Faul. Buradaki e, pozisyon faul e, ve karar doğru. Hocam bayağı ama şey var ya. Bak, var. ikinci gole sen dedin ki, ona açılın golündeki çekme İhlal için yeterli değil gol kararı, kararı verilmeliydi. Ve de buna doğru dedik. Bu karar doğru. Arada bir tane doğru çıksın yani. Durmuş saat bile doğruyu gösteriyor. Bir de şeye dedin sen. E, penaltıdan evet. önce de bir faul var dedin. Evet. Bir ilk penaltıdan önce. Evet. İkinci penaltı doğru evet. dedin. Peki. E, pozisyonlar bu kadar. En Enisi sayılmayan golünde de karar doğru dedi Erman Hoca.